Kazım abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Birol kardeş, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hoş gelmişsin. Kadıköy'de kuşçu bulacağım dedim, buldum. Tabii abi, buyur gel. Her eyvallah, zaman. Allah razı olsun. Kazım abi senin memleket nere? Reşadiye, Tokat. Tokatlısın ha? Tokat. Maşallah. Abi uçurtuyorsun, kuş uçurtuyorsun maşallah. Evet, yeni işte. Yavrular var, kanada binenekeler var yeni yeni. Onlarla uğraşıyoruz. Çok iyi abi. Ufaktan ufaktan uğraşıyoruz. Kazım abi kümesinde asıl damar nereden geliyor? Yani şu kuşu hayatta çıkartmam arkadaş dediğin kuş hangisidir? Burada mı şu anda? Burada yoktur. Burada yoktur. Burada hep uçuk kuşları vardır. He, uçurtu... Damızlık yoktur burada. Anladım. Uçurduklarını buraya çekiyorsun. Tabii tabii. Damızlık kümesin? Damızlık kümesler ayrı ayrı yerlerde. Anladım. Ayrı ayrı bölmelerde, yerlerde. Hep ayrıdır. Yani hayvanların başına bir iş gelir. Hastalık gelir, o gelir, bu gelir. Bir taraftan kurtarmak için mecburen parça parça bölüyoruz kuşları. Riski aslında paylaştırıyorsun. Tabii tabii, en güzeli. Riski paylaşmak şu, mantıklısı. Bir tanısana şu kuşlar nereden geldi? Beyazlar Ankara'dır. Göklerin bir tarafı Sivas'tır, bir tarafı Kırıkkale'dir. Bu Ankara Sincan'da bir arkadaşım var. Onlar vasıtasıyla bana geçti bunlar. Bir taraf Sivas'tır, bir taraf Kırıkkale'dir bu kuşların. Ondan sonra burada hali hazırda olan şöyle. İki bir erkektir. Ankara Yaşıyan'dır bunlar. Şöyle bir tane, bu da yeni oyuna düştü. Şöyle çıkartayım. Bu da Ankara Yaşıyan'dır. Yaşıyan neresi? İlçesi mi Ankara'nın? Tabii tabii tabii. He. Ankara Yaşıyan'da samimi bir arkadaşım var, sağ olsun. Ondan geçti bunlar bana, kendi kuşlarıdır. Yaşına girmedi daha, bu henüz son teliğine geliyor. 16 oldu. Maşallah, subhanallah. 15-20 atlama yapıyor. Daha tam uzatmadı işte, onu bekliyorum. Bunun şimdi kanatları yeni mi geldi? Son teliğine geliyor. Son teliğinde. Son teliğine geliyor. Ne yapacağım bu kuşu şimdi? Kanat kesilecek. Kupaya uçurduk. Uçuramadık. Kanadı kesip kanadı bekleyeceğiz. Ekeye uçuracağız. Kanat tamamen kuruyana kadar bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey. Burada bayağı bir kümes salma var ha. Zor olmuyor mu bakımı? Yok. Seviyoruz. Bizim işimiz sevmek, uğraşmak, hobi. Başka uğraşımız yok. Hayvana sevgi vermişiz. Güvercine sevgi vermişiz. Devam ediyoruz o şekilde. Sürekli kupaya kuş kaldırıyorsun ama değil mi? Ya kısmet olursa yazılıyoruz. Nasiptir, kısmettir bu işler. Olursa uçurursun, olmazsa alkışlarsın. Bu iş her zaman takdirdir. Senin kuşlarda olması gereken özellik biraz önce saydın. Dedin ya, benim kuşlar şunu yapmaz dedi. Kuşta aradığım en büyük özellik boş inmesin, kanat açmasın, uçsun, çalışsın. Çalışsın yani, fişek yapsın. Tabiri caizse fişek yapsın. Kupa kriterine göre diyoruz. Biz 10 tane, 15 tane atlasın yeterli. Yani biz ağam şahım öyle benim 40 metre, 50 metre, 60 metre, 70 metre giden kuşum olsun hiçbir zaman demedim. Ya uzun kuş sevilmez mi? Her insan ister kümesinde uzun oynayan kuş olsun. Ama bizim gördüğümüz, öğrendiğimiz, duyduğumuz kriterler belli. 15-20 fazlası sıkıntı diyorlar. Her zaman için sıkıntı oluyor diyorlar. Boş inme. Boş inen kuşumuz yok mu? Var. Ama iyi bulana kadar kötüyü ayıklamak zorundayız. Sürekli kan çalışması yapıyorsun. Onu ona vuruyorsun. Tabii, yavrularını tabii, deniyorsun. Tabii. Çalışmazsan geride kalırsın. Çalışmadığın takdirde geride kalırsın. İşte görüyorsun. Martılar rahat bırakmıyor. Aynen. Bırakmıyor. Martılarla başım i̇şte belada. Bayağı bir sıkıntı burada. Atmaca da dadandı galiba. Atmaca zaten geliyor, sürekli gelir atmaca.
Geçen günde bir tane eke kuşunu kaptırdın herhalde. Eke, 3 yaşında eke kuşu antrenman verirken gitti. Kısmet, nasip kısmet. Vay be. Nasip kısmet. Hatta bir ekem daha var. Bu bir taraf Samsun'dur, bir taraf Kırıkkale'dir. Şöyle söyleyeyim, buna da yani çok fazla dayandığı için makasın daha almadım. Antrenman veriyorum. Bu da ekedir. 3 yaşında bir kuştur. Maşallah maşallah. 3 yaşında bir kuştur. Şimdi bunu nasıl yapacaksın abi? Bunun gidişatı nasıl olacak? Bunun gidişatı biraz zorluyor çünkü. Bunlar zorluyor biraz. Çok bayağı bir zorluyor. Kanadı makastan çıkartacağım. O şekilde devam edecek. Antrenmanını alıyor zaten şimdi. Zorluyor derken sıka mı eğimli? Yok, inmekte zorluyor. Kayboluyorlar. Uçmaya uçuyor ama inmede sıkıntı diyorsun. İnmeye sıkıntı oluyor. Evet. Kayboluyor. Yani 4 saatin üstüne çıkartıyorlar bunları. Hadi be. 4 saate güçlü kuş o zaman. Güçlü. Şimdi bir tarafı Samsun'dur zaten. Samsun'da bir arkadaşım hediye etti sağ olsun. Bunlardan zaten elimde ne kaldı? Anne baba duruyor. Bir de bu eken var. Yavru daha bu sene indirmedim bunlardan. Kümeste hangi kanlar var abi şu anda? Samsun var, Sivas var, Ankara var. Samsun, Sivas, Ankara. Ağırlıklı olarak. Kırıkkale. Kırıkkale, Samsun, tabii. Sivas, Ankara, Kırıkkale kan çalışması. Tabii. Bunların hepsinin birbiriyle bir kan bağı var değil mi? Ya çoğunun. Genelde vardır. Genelde vardır. Nevşehir de var mesela. Nevşehir de var. Nevşehir yavrular. Şunlar mesela. Bunlar Nevşehir'den gelen Osman Altış'ın kuşunun kırığının torunları bunlar. Nevşehir'den Osman Alkış abinizin, evet, kuşunun kırıkları bunlar. Tabii torunları. Torununun hatta torununun yavruları. O derece yani. Abi eşleme ayrı bir uzmanlık değil mi? Ya eşleme, deneme yanılmadır. Deneme yanılmadır. Hiç kimse ona vurunca şöyle olur böyle olur. Hiç kimse bir şey diyemez yani. Bunlar, bu iş böyledir. Deneme yanılmadır. Eş vurursun hiçbir şey olmaz. İki iyi kuşu vuruyorsun bir şey çıkmıyor. Deneme yanılmadır. Yani deneme yanılma. Devamlı çalışacaksın, uçuracaksın. Uçuran adam en iyi adam, uçuran adamdır. Aynen. Uçurmayan da hiçbir şey yoktur bir oğlum. Aynen. Yani bir de uçurmak insana tempo veriyor bir abi ya, değil mi? Stres atıyor. Yok. Stres atması ayrı bir keyifli tarafı da, bir de tempo veriyor. Yani şimdi şöyle bir eve şey kapanmıyorsun yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Kuşçunun bir kuşu oynasın, dünyaları versen değişmez. Onun zevki apayrıdır. Yani hiç kimse anlatamaz bunu, hiç kimse. Yok, şey söylüyorum yani, bir de kuş uçurduğun zaman insana böyle bir hareketlilik veriyor, tempo veriyor. İlla ki her zaman hareket halinde işte. Aynen. Abla hareket halinde. Aynen. Uçurmadığın zaman, ben mesela kuş uçurmadığım zaman kendimi saman gibi boş insan hissediyorum. Ya alıştıktan sonra, evet, bağımlılık yapıyor. Bağımlılıktan sonrası sanki o günü hiçbir şey yapmamışım gibi hissediyor aynen bana. Aynen. Çok öyle. Kötü bir gün kapatıyorum. Boş gibi böyle. Aynen. Evde dolaşırsın. Telefon elinde kuşlara bakarsın. Aynen. Bakarsın, çok sıkıcı bakarsın. Oluyor. İnsan ne bileyim zayıflatıyor. Efor veriyorsun. Tempo veriyor insana ya. Tempo. Gençlik katıyor. Hareket veriyor. Deneme yanılma her zaman için. Deneme yanılma. Kuşunun iyisi bitmiyor. Bu sene geçti, ertesi sene. Bu olacak, şu olacak. Kuş hazırlıyorsun, başına ömür geçiyor değil mi? Hastalık geçiyor, geçiyor. Tabii. Ömür bitiyor. Tabii. Hastalıktan zaten herkes çekiyor. Hastalıktan evet. Bütün herkes muzları. Aynen. Bak ben uçurdum, bütün kuşları hasta ettim. Hiçbirinden şu anda performans alamıyorum. Gideceğim yani mezarca saçacağım. İlaçla tedavi ediyorsun. İlaçları zaten buldun. Oldu olmadı, gidiyorsun tekrar. Bir bakıyorsun elinde bir şey kalmıyor. Aynen. Uğraşmaya devam. Başka aynen. Ama sen riski paylaştırmışsın, beğendiğin kanları başka kümeslere. Yani. Riski paylaşmak en mantıklısı. Çünkü şu hastalanır, ölür. Bir hastalık gelir, o olur, bu olur. Hiçbir zaman yani geride kalmaya değmez yani. Emeğine değmez. Aynen. Emek bir anda gidiyor çünkü. Emek bir anda gidiyor. Genç yavrular devamlı hastalık oluyor, ateş yapar, çiçek yapar, vebaya çevirir.
salmonella olur. Aynı bebek gibi, çocuk gibi değil mi? İlgilenmezsen... Ya kendimize bakmıyoruz. Vallahi öyle. Kendimize bunlara baktığımız kadar bakmıyoruz. Yani yaptığımız iş yem taşı kümestemize, başka hiçbir şey yok. Teke düşen kuşlarda o kümesi alıyorsun herhalde. Tabii. Teke düşen kuşlarda o... Teke düşen kuşlar dediğim yani son iki teleye geldiği zaman ben bırakırım hayvanı. Son iki telekte kuşu uçurmam. Hazırlandığı zaman. Şöyle söyleyeyim. Son iki telektedir bu kuşlar. Kanatlarını tamamlamayı bekliyorlar. Bunlar nerenin kuşu ağırlıklı olarak? Hangi yaşayan. Ya Ankara'ya yaşayan. Tabii. Ya bu kuşlar krem atıyor, sabare atıyor, gök atıyor, mavi atıyor. Abi fizikleri maşallah çok güzel ya. Değil mi? Yani orantıları çok güzel. Şimdi yani şu kuşun fiziği çok güzel yani. Bana bu kuşları veren arkadaş 35-40 senedir hemen hemen bu kuşlar onlarda. 35-40 senedir hemen hemen onlarda. Yani ben şu kuşu mezatta da görsem alırım ha. Yani farklı kuş. Dediğimi anladın mı? Anlıyorum ben. Çok iyi anlıyorum. Şu kuşu mezatta da görsem alırım yani. Yani orantıları kardeştir, çok güzel. Bunların hepsi kardeştir. Aynen. Hepsi kardeştir. Bu havada uçanlar dışarıdaki kuşlardan zaten 5 tane daha var bunlarda. Şu anda uçuyorlar değil mi? Tabii 5 tane daha var. 5 tane daha var. Ya bunların içinde çok uzun metrajlı giden de çıkıyor. Çok uzun metrajlı giden de çıkıyor ama standartı 30-35'tir. Takla vardır kuşlarda. 2 saate, 2,5 saate yakın uçuyorlar. Tam oturdukları zaman uçuyorlar. Maşallah. Sivas kırıkları. Gel. Yeni makastan çıktı bu. Eki evinli yavruya kusturuyorum şimdi. Yavruya kusturuyorum. Antrenmana devam. Üstündeki hamlı atmaya çalışıyorsun şu anda. Tabii. Zaten kuşun halinden de belli, taklasından, yılmasından da bellidir antrenman. Nasıl yapmıştır. Antrenmanı biraz aldıktan sonra yavruya kustuğu için daha mı iyi performans yapacak? Tabii, amaç o değil mi? Lifter kuş. Hamlığını daha çabuk atar. Kilosunu atar. Yavruya silkelendiği zaman daha hamlı uçar. Gökler Sivas Kırıkkale.
Gök dediğim maviler değil mi? Maviler. Maviler. Özellikle Ankara damarı daha böyle, vücudu daha şey böyle. Ankara damarı sanki fizikleri daha böyle minyon, daha yani böyle. Şimdi benim kuşlarda fazla fişek yoktu. Fazla fişek yoktu. Mecburen Ankara'da fişekleri sağlam kuşlar var. Mecburen yani fazla fişek yapıyor. Daha iyi oluyor. Onlarla çalışıyorum. Kırklareli ve Ankara'yla çalışıyorum. Fişek hiç yoksa benim kuşumun yapacağı yer Sivas Kırklareli çalışmalarında normal Sivas kuşunun yapacağı 10 tane fişek, Kırıkkale, Ankara kuşlara girdiğim zaman 20-25 tane atlıyorlar. 20-25 tane atlıyorlar. Gene daha iyi performans. Mesafe çıkıyor. Hem kuş iç içe boğulmuyor. Tekrardan geriye dönüş yapabiliyorsun. Yani farklı farklı çalışmalar. Çok farklı çalışmalar. Yani ideal olarak aradığın ne? Kaç saat uçsun, kaç fişek yapsın yeter yani sana? Yani şimdi ideal bir kuşu şimdi yani bunu çocuğa sorsan çocuk da bilir. 1,5 saat uçacak. En az uçan kuş 1,5 saat uçacak. Ya yani yapacağı sana 10 dakikada, 8 dakikayla 12 dakika, 14 dakika arası gelir zaten. En fazla sana çıkartacağı fişek 15 tane. Fazlasını çıkartmaz ama çok fişek yapan, çok sayı yapan kuşlar var mesela. Çok sayı yapan kuşları girdiği zaman bu ikiye katlanıyor. Dakika düşüyor mesela. Kuş kendini havada dinlendirmeden atlıyor. Biz dinlendiren kuşu arıyoruz. Kendini evet. Rahatlatacak. Havada bir kendini rahatlatacak. Gezecek. Gezecek dediğimiz yani gezecek de ne kadar gezecek, ne yapacak, ne edecek. Saati gel, dakikası geldiği zaman zaten kuş gelir. Atlar gelir. Atlar gelir. Kuşun dakikası geldiği an durmaz havada. Fişeğe direkt gelir. Ya bu işler böyle. Ya sen diyorsun çocuk da bilirdi abi. Şimdi fantazi kuranlar da var. Yani şimdi 100 metre fişek arayanlar da var. Ya şimdi herkesin şeyi farklı görüşür, yani. Görüşü, sevgisi farklıdır. Şimdi yani herkese saygı duymak zorundasın. Yani uzun giden kuşu ben sevmem mi? Çok çok seviyorum. Kuş gidiyor. Yani takla vurdukça gidiyor hayvan. Şimdi kim sevmez yani uzun gidiyor böyle aşağıdan yukarıya bakıyorsun. Ama işte herhalde ömürleri çok olmuyor o tarz kuşların. Yani olan da var. Çalışılıyor. Herkes çalışıyor. Ya uzun giden kuş herkesin gönlünde vardır. Kimse demesin yani benim evet. Uzun giden kuşum olmasın demez yani. Ama dediğim gibi herkesin görüşü farklıdır. Herkese saygı duymak lazım. Yani kimi seviyor daha hızlı, kimisi seviyor 10 dakikada bir gelsin, kimisi evet, saatte evet. 15-20 tane yapsın istiyor. Bu gönüldür, bu sevgi işidir. Bir de kültür meselesi, adam mesela ya, Kırıkkale'de doğduysa... Ya, kültürle de alakası yok. Bu işin en büyük şeyi vakittir abi, vakittir. İşe gidecek, insan işe gidecek. 3 saat uçan kuşu nasıl bekleyecek? Nerede bekleyecek? İşi mi bırakacak, işi mi bıraksın, ne yapacak? 1,5 saat ideali. 1,5 saat ideali bu işin. 1,5 saat. Bizim için en ideal saatimiz 1,5 saat uçacak. Çalışsın. Kuş çalıştıktan sonra gerisi yalan. Kuş çalışsın, sadece çalışsın. Çalışan kuştan hiçbir zaman korkmayacaksın. Görevini yapacak. Kuş görevini yapacak. Yerine de adam gibi inecek. Senin Facebook adresin var mı abi? Benim Facebook adresim Kadıköy Kazım olarak geçer. Kadıköy Kazım. Kazım abi profil resminde ne var? Kuş. Ha, kuş resmi var. Başka bir şeyimiz yoktur yani. Kuş. Anladım. Bizim işimiz, gücümüz o. Anladım. Kazım abi şuraya çıkma şansın var mı? Tabii. Bir tabii. Etrafı görsünler. Burası bakın arkadaşlar Kadıköy Stadı. Şu büyük olan yer Ateşehir tarafı herhalde he Kazım abi. Şu kulenin olduğu yer. Şurası Akasya'dır. Evet. Şurası Çamlıca. Çamlıca verici zaten. Şu büyük gökdelenin olduğu yer Çamlıca mı? Tabii Çamlıca vericidir orası. Ateşehir bu taraftır.
Ataşehir o tarafta. Ataşehir ben karıştırıyorum. Hedef burası senin. Hedef burası tabii burası. Normalde sırtta benim hedef. İşte bu doluda rüzgarda hedefim uçtu. Daha yapamadım. Hmm. Hedefi yerine adam gibi bir hedef yapamadım yani. Normalde şu sırta mı düşünüyorsun? Tabii sırta düşürürüm. Yani evet. Hayvan yerde duracağına sırtta durur daha iyi. Burada sırtta durur daha iyi. Zorlanıyor çünkü hayvan bu aralara girmekte zorlanıyor. Bir de mesafe çıkıyor. Mesafe de çıkıyor yerde olduğu zaman. Evet. Vay 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 vay. Binalar binalar içine. İstanbul manzarası. Tabii. Zor. Kazım abi çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı ayağına olsun. Ayağına sağlık. Memnun İnan oldum. Buraya geldim senden çok şey öğrendim. Ya memnun oldum. Yani biz doğru kendimizi bildiğimizi yani kendimizi doğru bildiğimize biz karar veriyoruz. Herkes kendi beslediği kuş herkese güzeldir. Yani illaki güzeldir. Herkese saygı duymak lazım. Camia büyük bir camia. Evet. Çok büyük bir camiamız var. Herkes yani iyisinin peşinde. Yani dediğim gibi bir insanın bir kuş oynadığı zaman dünyaları versen değişmez. Dünyaları versen değişmez. Yani sen daha önce derece. Kupalarda hiç derece yapabildin mi? Nasip tabii, oldu tabii. Mu? Var nasibimiz var işte. Neler var? Nasıl dereceler var aklında şu anda? Daha önce aldın. Derece plaket aldığımız kuşlar var işte. Başka bir şeyimiz yok şu an için bir şeyimiz yok. Yani kısmet. Bu sene de kısmet olmadı. Mesela Kanada bindi. Kuşlar hep Kanada bindi. Malum pandemiden dolayı yarışma ertelendi. Hayvanlar tüye girdi. Kanat yetişmedi. Hazırda kuşlarımız vardı. Kanada binince mecburen yatırmak zorunda kaldık. Kupaya uçurmak yani çok riskliydi. Kanattaki hayvanın riski daha fazla. Hata yapma şansı daha fazla. Bunlar böyle. Ama inşallah sen güzel bir dereceye yapacaksın diye ben tahmin ediyorum. Ya, bekliyorum senden. Şu an bekliyorum zaten. Evet. İşte hali hazırda kuş. Biraz daha uzatmasını bekliyorum. Saatini biraz daha çıkarttığı takdirde yani kupaya uçuracağım. Kısmet olursa. Bu iş nasip kısmettir. Herkes ister yani kupada derece evet. Yapsın. Nasibinde varsa yersin, nasibinde yoksa yapacak hiçbir şey yok. Allah razı olsun abim, çok teşekkür ederim tekrardan. Allah herkesten razı olsun.